bayrağa kan, vatana can veren aziz ecdadım. Sizler destanlar yazdığınız Anadolu toprağının her kilometre karesinde sıra dağlar gibi dizilmiş gök kubbenin altında saadet uykusundayken çağlar sonrasından bize emanet ettiğiniz bu kutsal topraklardan sizlere yazıyorum bu mektubu. Ucu yakılmış ve titrek ellerle yazılmış nice mektuplar var ki onların sahipleri uzak diyarlarda, yaban memleketlerde yaşar. Bu mektubun sahipleri olan sizlere vatan toprağının her zerresinde saltanat sürmektesiniz. Üstadın bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Mısralarıyla beyan ettiği on binlerce şehidi sinesinde saklayan vatan topraklarında bir fatiha uzaklığında kabirleriniz. Rabbimizin verdiği iman ve kuvvetle beşerin hayalini kurmakta zorlandığı engelleri aşarak peygamberin avşuğunda ebedi cenneti yaşayan siz tüm şehitlerimizin bu sonsuzluk yolculuğunda tebessüm ettiğinizi duyumsuyor ve bu bir damla mutlulukla rahatlatıyor sinelerimizi. Kara toprağın altındaki kefeninizin akı kadar temiz ve nurani olan dava bilinciniz, çağların unutturmaya yetmediği en güzel armağan. Sarıkamış'ta donarak şehit olmayı, zillete düşerek yok olmaya yeğleyen Sakarya'da namusuyla toprağa düşmeyi, zincirlere tutuklu kalmaya karşı tercih eden sizler, tarihinizde hiçbir ceddin torununa veremeyeceği hediyeyi bizlere bıraktınız ki o hediye kanınızla suladığınız vatan toprağıdır. Alı beyazına çalmış bayraktır. Şairin şüheda bir baksana dağlar taşlar, o rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bilir bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Dediği siz şanlı şehitler yalnızca kendi ulusunuzun evlatlarının değil, dünya milletlerinin gözünü yaşartacak muazzam bir tarih yazdınız. Anadolu'nun her karış toprağında öyle ki son vatan cephesini topa kaldıran koca seyidin mazlum milletini gözünde canlandırarak Allah Allah nidasıyla baş koydu bu yol bileğine değil, yüreğine hakim olanların yoluydu. 276 kiloluk mermiyi kaldırabilmek bir koca cüsse işi değil, büyük bir iman belirmesiydi. Kutsiyet vatana duyulan aşktaydı, inançtaydı ve siz şanlı şehitlerimiz bunu en güzel şekilde başardınız. Bu yüzden Çanakkale deyince yaşarmayan göz yok Anadolu'da. Bu yüzden Kurtuluş'un savaşı deyince evladının üzerindeki örtüyü, mermiyi örten annenin fedakarlığını belirtmek için bir nebze Anadolu denmiş ulusa ve bu yüzden Mehmetçik denmiştir. Bir vurulup binler çoğalan 15'ti toy delikanlılara, bizler size ahd ve vefa için çıktık, baş koyduk bu yola. Sizler de bizlere torunlarımız deyin dedelerimiz. Ahdinizin vefasını bir yudum yerine getirebilmek, bir yürekte atan bin can olabilmek, emanet ettiğiniz şu vatanı koruyabilmek için yollardayız. Nene hatunlar, Kara Fatmalar ve Anzaklı Ömerlerin sırrına eremese de lügatimiz biz sizlerin gölgesinde varız ve biriz. Ezan yükseldikçe bayrak
dalgalandıkça ve bu can bu bedende buldukça, oldukça adınızı zirveye taşımaya ve taşıtmaya devam edeceğiz. Bundan böyle silahlarla değil, kalemlerle olacak savaşımız. Sizlere anlatmaya yetmese de mürekkebimiz anmakta ismimizi, isminizi yorgun düşse de dillerimiz, gözlerimiz dillendirecek her bir hecesini, emanetlerinizin ve sürecek devranı Türk şanının. Mekanlarınızda rahat uyun dedelerimiz, kurulan ana yurdun bizler ebedi bekçileriyiz. Ulusu korumak ve yüceltmekse görevimiz, gözünüz arkada kalmasın, bizler onu gururla yaparız. Zendegi geldi kibo barışmışım orum boham nabine fikru fiyale se bizare kaban begire kazor delan tan ha bemune ki to bemire manu toye umri boham zendegi kerdi Kelebek Etkisi 28. bölümün sonu. Yes! Yeni bölümlerde, videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Finale son bir bölüm. Kelebek Etkisi'ne dair son kelam. Yorumlarınızı bekliyorum. خوابم بگیره نظر دلم تنها بمونه بی تو بمیره من و تو یه عمری با هم زندگی کردیم کی باورش میشه ما رو با هم نبینه فکر و خیالت نمیذاره خوابم بگیره نظر دلم تنها بمونه بی تو بمیره من و تو یه عمری با هم زندگی کردیم